Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Uygulama kampında 8. gündeyiz ve noktalama işaretleriyle ilgili uygulamalar yapacağız. Kitabımda çok fazla uygulama vermişim biri. 10 tane sırf sadece bununla ilgili boşluk doldurma vermişim. Ardından 2 farklı uygulama daha koymuşum. Ben bu 1 numaralı uygulamada ilk 5'i yapayım diyorum. 5 tane metin üzerinde çalışalım ve her çalışmamızda da bir şeye dikkat çekelim. Her boşlukta bir şeyi hatırlatalım istiyorum. Gel isterseniz hemen başlayalım. Noktalama ile ilgili bir eksiğimiz kalmasın. Evet, ilk boşluktayız, ilk uygulamadayız. Ne diyor? Adam şaşırmış bir halde bağırdı. Şimdi adam, şimdi nokta koyamazsın. Küçük başlamış zaten. Noktalı virgül, iki nokta akla hiç gelmemeli. Adam virgül şaşırmış bir halde bağırdı. Hadi buraya nokta koyduk diyelim. Buraya ne koyacaksın? Belli ki bağırdı, ne dedi onu söyleyecek. İki noktayı yapıştırmalısın buraya, değil mi? Çok net açıklama yapıyor. İki nokta açtıysan, yaptıysan hemen tırnak gelmeli, değil mi? İki noktayı koyduysan tırnağı kesinlikle açmalısın. Hey, nereye gidiyorsunuz? Şimdi hey'den sonra virgül de gelebilir. Ünlem işareti de. Fakat bakın boşluktan sonra nereyinin nesi büyük başlamış. Doğal olarak ne yapmalısınız? Buraya ünlemi yapıştırmalısınız. Çok önemli bir ayrıntıdır bu, olur mu? Çok çok önemlidir. Mesela nereye gidiyorsunuzun neresinin nesi küçük olsaydı hey'den sonra virgül koyacaktık. Buna lütfen dikkat. Nereye gidiyorsunuz? Neden yaptınız bunu? Bakın nereye gidiyorsunuzdan sonra soru işareti koyamazsınız. Çünkü neden ifadesinin nesi küçük başlamış. Doğal olarak buraya ancak virgül koyabiliriz. Değil mi? Virgül. Nereye gidiyorsunuz? Tamam. Neden yaptınız bunu? Bakın cümle bitmiş. Artık soru işaretini buraya koyabilirsiniz. Soru işaretini de koyduk. Cümlemiz de bitti. O zaman tırnağımızı ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Kapattık. Etrafındakiler adeta sus pus olmuş adamı seyrediyorlardı. Ne olmalı arkadaşlar buraya? Tabii ki nokta. Neyse. Biraz zaman geçti. Ortalık sakinleşti. Meydan boşaldı ancak adamın öfkesi dinmek bilmedi. Şimdi neyse, biraz zaman geçti, cümle. Ortalık sakinleşti, cümle. Meydan boşaldı ancak adamın öfkesi dinmek bilmedi, cümle. Ve bu cümlelerden herhangi birinde virgül yok. Doğal olarak tamamını virgülle sıralamak zorundayız, değil mi? Aman dikkat. Sonuna da nokta koymak durumundayız. Yani buralardan birine noktalı virgül koyamayız. Mesela neyse virgül, biraz zaman geçti deseydim şuraya çok net yapıştırabilirdim noktalı virgülü. Ama bakıyorum 3 tane farklı cümle var. Doğru, 3 tane cümle sıralıyoruz. Ama bu cümlelerin herhangi birinde virgül olmadığı için noktalı virgül koyamıyoruz. Lütfen dikkat. Ne yapmalıydı adamın öfkesini dindirmeliydi? Şimdi burada ne yapmalısın? Soru işaretini yapıştırmalısın. Neden hocam? Cümle bitmiş. Yeni cümle büyük harfle başlamış. Net soru işareti. Oysa kaptırdığı cüzdanını da almıştı. Nokta. Yine de susarak, şuraya nokta olsun virgüle benzeti. Yine de susarak. Şimdi susarak ifadesini gören öğrenci diyor ki hocam yani nasıl virgül gelebilir buraya? Virgül mümkün değil. Ama devamına bakın. Yine de susarak, bir şeyler mırıldanarak. Ha, susarak, mırıldanarak. Burada sözcükleri, eşkürevli sözcükleri sıralamış. Yani artık fiilimsiden sonra, zarf fiilden sonra geliyor gelmiyor düşünmeyeceksiniz burada. Ha, şöyle olsaydı. Yine de susarak yerinde oturmayı tercih etti. Olsaydı oraya virgül veya başka bir şey asla koyamazdık, değil mi? Ama bakın susarak, mırıldanarak, hop, hapsolarak, şöyle yaparak, böyle yaparak sıralama var. Doğal olarak virgül koymalıyız. Yine de susarak, virgül, bir şeyler mırıldanarak, virgül, sükuta hapsolarak zaman geçirmek yerinde bir davranış değildi. Nokta. Süper. Bakın bu uygulamada, bir numaralı uygulamada daha onlarca uygulama yapılacak. Ünlemi gördük, tırnak işaretini gördük, soru işareti, virgül, nokta, aman dikkat. Başlıyoruz hocam ikinci uygulamayla. Ne diyor? Önce yanındakine sarıldı. Sonra elindeki kağıdı yere bırakıp bir şeyler söyledi. Şimdi cümleleri görüyorsunuz birden fazla. Virgül olmadığı için herhangi birinde biz onları virgülle ayırmak zorundayız. Bir şeyler söyledi diyor. Bakın yine şuradaki görüntüye benziyor. İki tane boşluk yan yana gelmiş. Yani sen söylediden sonra nokta koyarsan, diyelim ki şuraya nokta koymuş olalım. Ne yapacağız? Buraya ne koyacağız? Değil mi? İki tane yan yana gelmiş. Belli ki ilk önceki iki nokta olacak. Sonrasında haydi bakalım konuşması geliyor. Tırnak işareti açılsın. Ne diyor? Bu başarımda şüphesiz ki emeklerini esirgemeyen ailemin etkisini yadırgayamam. Nokta diyeceğiz. Tırnağı kapatacağız. Bu sözü aile fertlerinin tamamının ağlaması için yetti de arttı bile. Nokta. Ah canım benim. Ah benim canım arkadaşım. Dikkat lütfen. Ah demiş. Ondan sonra benimin B'si küçük başlamış. Buraya asla ama asla ünlem işareti gelmez. Buraya en fazla virgül koyabilirsin. Ah virgül benim canım arkadaşımdan sonra artık oraya ünlem işaretini yapıştırırsın. Vefalı dostlarını da keşke ansaydın konuşmanda. Şimdi vefalı dost bir sıfat tamlamasıdır. Doğal olarak sıfat tamlamasında araya noktalama işareti falan gelmez. Yani kitabımda da zaten belirtmişim bunu. Ayraç içinde yok diye yazmışım. Herhangi bir
Noktalama işareti kullanmayacağız. Devam konuşmanda. Nokta. Hatırlamaz mıyım? Şu noktaları kaydırırken kalemi virgüle benzetiyorum maalesef. Büyük büyük yapayım. Hatırlamaz mıyım hiç sana yaptığım yardımları? Değil mi? Sözde soru cümlesi de olsa soru işareti konulmalı. Çünkü o bir soru cümlesi. Üçüncü uygulamadayız. Say dikkat ne diyor? Türkçe dersini diğer derslerden daha fazla seviyorum. Bu kadar zorlamalarına da bir anlam veremiyorum demiş. Şimdi gayet net virgülle başlarsın. Noktayı yapıştırırsın. Tamam. Sor cümlede anlamı, virgül. Sor sözcükte anlamı, virgül. Sor yazım kurallarını, tamam işte, nokta. Geçen bir arkadaşım, şimdi bakalım geçen bir arkadaşım ne diyecek? İki noktayı yapıştırdık, tırnağı açtık. Senin kadar çalışsam nereleri kazanmam ki? Nokta, ünlem şeyi kapattık. Tırnak işaretini kapat. Ünlem gelebilirdi buraya. Soru işareti fena değildi ama böyle çok ölü bir cümle olmuş. Yani çok böyle soru aman aman soru anlamı katan bir cümle değil. Ünlem de çok hissettirmiyor bize. Nereleri kazanmam ki? Nokta bitti. Çok rahat konulabilir nokta oraya dedi. Bilmiyordu ki Türkçe'de bir takım eksiklerim olduğunu nokta. Burada da mesela olduğunu demiş. Devrik cümle bu. Devrik cümle olması bizi yanıltabilir. Yani hocam buraya nasıl nokta koyabiliriz? Cümle bitmemiş gibi düşünmeyin. Bilmiyordu ki değil mi? Türkçe'de bir takım eksiklerim olduğunu bilmiyordu ki. Normalde cümlemiz bu. Yani yüklemi var, cümle bitmiş ama yeri değişik. Devrik cümlelerde de tabii ki noktayı yapıştırmalısın. Devam lütfen dördüncü uygulamayla. Bakalım o bize ne söyleyecek. Çok zeki birisi olduğunu ben de biliyorum. Şimdi 4 numarayla neyle başlarsın? Noktayla başlarsın değil mi? Karnedeki notları, arkadaşlarıyla münasebeti bunun en açık göstergesi. Karnesindeki notları, arkadaşlarıyla münasebeti değil mi? Çok bariz bir sıralama görevi var. Doğal olarak virgülü yapıştır burada, affetme. Geçen Ankara'dan Konya'ya yarım saatte gittim diye söylenip duruyordu. Şimdi Ankara'dan Konya'ya yarım saat. Şüpheli. Yani imkansız da şüpheli diyelim haydi bir sonra. Yine de çok imkansız demeyelim. Kimseyi gaza getirmeyelim ama böyle arada. Tamam. Belli ki buraya ne koyacağız? Şüpheli tarihlerde kullandığımız soru işaretini yapıştıracaksınız. Ayrıca içinde kullanılması yerindedir. Yanlış olmaz. Çok da soru hiçbir şeye benzemedi bu arada bu yaptığım soru işareti. Şimdi sanki ufak ufak belirdi. Unutma lütfen şüpheli tarihlerde soru işaretini yapıştırıyorsun oraya. Gittim diye söylenip durdu. İnanırdım. Anlatan bir başkası olsaydı virgülü burada yapıştırmalısın. Geldik son uygulamaya. Çok fazla sıkılmayın videoda diye devam ettirmeyeceğim. 10 tane uygulama var normalde bu şekilde ama çok sıkıcı hale gelecek. Çünkü benzer noktalama işaretleri var nihayetinde. 5. uygulamanın da hakkını verelim. Sonrasında artık noktalama uygulamasını bitirelim. Gelin ne diyor 5'te? Kendimi tanıtayım. Nokta olur mu? Olmaz. Kendimi tanıtayım. Durdum burada. Hayır. Kendimi tanıtayım işte açıklıyorum. Belli ki kendisiyle ilgili çok önemli açıklamalar yapacak. Doğal olarak iki noktayı yapıştırmalısın. Oldukça sabırlı, çalışkan, gayretli biriyim diyor. Noktayı yapıştır. Susarak, virgül, içine kapanarak. Bakın şu çözdüğümüz 5 uygulamada çok önemli bir şeyi 2 defa kullanmışım. O da susarak, arak erek, kapanarak, arak erek. Sanki yukarıda bir yerde evet bakın yine susarak ve mırıldanarak vardı. Yani hocam şu zarf fiillerden sonra virgül gelmez muhabbetini gelir şekliyle kullanarak bunu dikkat çekmişim. Lütfen uyuma. Zarf fiilden sonra virgül gelmez ama sıralıyorsanız mecbur koyacaksınız. Ne istediği konusunda bilgisiz bir tavır takınarak bir yerlere gelinemeyeceğini çok iyi biliyorum. Nokta. Zaman zaman sevinçten, heyecandan kıpır kıpır olurum. Şimdi bakın. Zaman zaman sevinçten, heyecandan kıpır kıpır olurum. Cümle bitmiş. Yeni bir cümleye başlayacak ve bu cümlelerden birinde bakın virgül kullanılmış. Doğal olarak benim şu boşluğa noktalı virgül koymam zorunlu. Yine de temkinli olmayı elden bırakmam diyor. Noktayı yapıştırdım hocam. Eyvallah yerinde. Üst katta oturan Ayşe, Selim ve Pınar. Ha burada da ayrı gruplandırıyor belli ki alt katta oturanlar. Noktalı virgül de yerinde olmuş. Peki uzattım. Bir sonraki uygulamada konuşacağız. Görüşeceğiz bakalım neler neler gelecek karşımıza. O zaman yeni uygulama videomuzda görüşmek üzere.